Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Günaydın. Bugün Paris'te 3. günümüz ve yine tabii ki kruvasan almaya gidiyoruz. Bugünkü gezimizde Louvre, Orsay, yetişirsek Orangerie Museum var. Öyle, şimdi gidiyoruz. Ya bak, bizi kan çekiyor. Arkadaşlar, bu her gün aldığımız kruvasanların olduğu yer. Çok çalışan. Çok tatlılardı. Tatlı bir amca ki. Bir de gerçekten çok güzel yapıyorlar. Mesela merkezdekileri çok pahalı ve hiç yani o kadar da güzel gözükmüyor mesela. Zaten kruvasanın bir tanesini bedava verdi. Evet, bu arada. 2 dedik, 3.sü bedava dedi. 3 dedik, 4 tane aldık bu sefer. Arkadaşlar, yaklaşık bir saat geç geldik dünden. Dün daha erken gelmiştik. Ve aşağıdaki sırayı görmeniz lazım, bilet sırasını. İnanılmaz çok fazla ama sevgili Elif paralel evrende bir Parisyen olduğu için üst kattaki boş bilet makinelerini bulduk. Oraya geldik. Şimdi oradan bilet alacağız. Kruvasanlarımız sımsıcak bu arada. Daha yeni çıktı. Mekanın ismi... Arkadaşlar, şimdi size burada bilet nasıl alınır onu gösteriyoruz. Alalım. Ticket. Sonra şuradan kaçtık, dur. Neyse, bir şey olmaz. Aşağı iniyorsunuz. Şurada inerse inşallah. Bir daha bas bakayım. Şu bir ticket T plus. Ona basıyoruz. Sonra ücreti ödüyoruz. O kadar alıştım ki Fransızca yapıyorum artık. Oku bakayım. Release peşine. Verite kart. Arkadaşlar, aşağıdaki sıraya bakın. Şuradan başlıyor. Sarılı hanımefendiden başlıyor. Şöyle gidiyor. Yani bir şey diyeyim, Elif olmasaydı ben de beklerdim ki yani. Benim de haberlik seviyesi bu yani. Kocaman yazmışlar. Eğer size beklemek istemiyorsanız yukarıdaki makinelere gidin ama kimse okumadığı için böyle. Ben mesela görmedim hiç. Gerçekten görmedim. Nerede yazıyor bu arada? Çıkıtımız buradan. Hop, takıyoruz. Sonra şuradan geliyor. Hop, geçiyoruz. Geçtin mi? Yalnız gerçekten video için daha iyi bir yer bulamaz mısın? Aşırı güzel çıkıyor ışığa ama çok güzel çıkıyor. Bizim Louvre saatimiz saat 12'de. Şu anda saat 11.30 falan. Sıraya gireceğiz birazdan. İnşallah biz hemen geçeriz diye düşünüyorum. Bugün kruvasandan farklı olarak şöyle bir şey aldık. Damla çikolatalı bir hamur işi. Ne bilmiyorum. Annem bana Instagram'dan yazmış ki. Anneciğim, çok fazla hamur işi yiyorsun. Birazcık salatalık ye. Louvre'un en kolay girişi bir yer altından şöyle veriyor. Cruzel de Louvre mu? Öyle bir yerden giriyoruz. Google'dan baktım, burayı gösteriyordu. Şimdi giriyoruz. Şunlara bakın. Arkadaşlar, biz şimdi Louvre'a giriyoruz ama bilet almamıza rağmen online'dan yine de bir sıra var ve çok yoğun bir sıra. Arkadaşlar, her yerde böyle resim, eskiz yapan insanlar var. Çok tatlılar. Çok keyifli bir aktivite ya. Hocalarıyla falan gelmişler, oturmuşlar. Birlikte eskiz çalışıyorlar. Buradaki heykelleri falan çiziyorlar. Arkadaşlar, şunlara bakın, çok güzeller. Şu
şunlara bakar mısınız arkadaşlar, nasıl işlemişler yani. Bir de o kadar büyük ki, boyumdan büyük yani. En küçüğü şu, şu sonra bu, sonra bu. Bu Athena'nın heykeliymiş. Napoli'nin yakınlarında bulunmuş. Ben bu gezide 3. günü olarak kendimi şu anda inanılmaz yaşlı hissediyorum. Dizlerim falan inanılmaz bir ağrıyor. Ve insanlarla sürekli bana çarpıp duruyorlar. Tepki bile gösteremeyecek kadar yorgunum. Buradan çıktık biz. Ama ben bittim. Tek kelime. Şimdi Orsay Müzesi'ne gidiyoruz ama henüz açık mı diye bilmediğimiz için yine de bir şansımızı deneyeceğiz. Hadi bize söyle Lur hakkındaki fikirlerini. Çok güzel bence. Bayağı kalabalık ve bayağı çok eser var. Yani o kadar çok konsept var ki. Ben sanki bir 15-20 tane müze gezmiş gibi hissettim. Çok her farklı şeyler. Zamana göre ayırmışlar. Her zaman kendi konsepti var. Yani. Evet, öyle çok enteresan. Her yere geçerken öyle zaman tünelinde. Farklı. Yani çok güzel, çok keyifli bir yer. Ama deli yoruluyorsunuz yani. Bak biz 12'de, aynen 12'de girdik. Şu an 4'ü geçiyor saati yani. Ciddi yoruluyorsunuz. Yani benim, ben de şu an çok yoruldum. Evet, bir de mesela ilk 3 katı gezdik. Ondan sonra 3. katta -1.01. 2'yi gezdik. Pardon, 4 kat gezmişiz Elif. Ondan sonra 3. katın da yarısını gezdik. Yani orayı tam gezemedik. Arkadaşlar şimdi Orsay'a geldik. Eğer international öğrenciyseniz, yani uluslararası öğrenciyseniz buraya ücretsiz girebiliyorsunuz. Öyle bilet falan almayın. Gerçi biz Lura bilet aldık ama. Yani almayın, siz araştırın. Lura'da bilet almıyorsunuz, buraya da. Saatin güzelliğine bakın ama. Bu fotoğraf çekilen yer neredeydi? Burası mıydı acaba? Arkadan silüetli falan. Bakın size ne göstereceğim. Mango'nun otoportresi burada. Bakın şimdi. Çok enteresan bir an. Yani keşfetimde gördüğüm resimleri böyle görüyor olmak çok garip. Arkadaşlar adamın söylediği şeye bakar mısınız? Bir kafede hayalini kuruyor. Şu anda milyonlar. Hepimiz toplandık, eserlerine bakıyoruz. Kadere bak. Arkadaşlar selam. Şimdi bir iki kelam edeceğim. Şu anda biz bir havalimanındayız. Niye bir ay. Olmak istediğim yer havalimanı ama değiliz. Havalimanımız bizim Orly Havalimanı değil. Beauvais diye bir havalimanı. Çok kuzeyde olan bir havalimanı. Şehirden çok uzak bir olan bir havalimanı. Ve biz bunu ışık 2 saat önce falan öğrendik. Normalde Orly'ye gidiyorduk arkadaşlar. Ancak öğrendik. Yolda hemen durduk. Duralım bir dedik. İşte bu bizim gideceğimiz havalimanına gidecek en son trende saat 9'da kalkmış. Yani o treni kaçırdık. Şimdi bulunduğumuz AVM'ye gelebilmek için birçok aktarma yaptık. Şu anda saat gece 22.41 burada. Saat 3'e kadar buradayız. Havalimanına gitmek için gece 3'e kadar buradayız. 3'teki otobüsü için bilet aldık. Şu an ne söyleyeceğimi, ne konuşacağımı da artık hani gerçekten çok yorgunum. Oturduğum sandalye şu kadarcık. Saat 3'e kadar bu şekilde burada oturacağız. Öyle, şu anlık tek sıkıntımız bu ama otobüs bileti bulduğumuz için mutluyum. Bulamaya da bilirdik, gidemeye de bilirdik ve bizim uçağımız saat sabah 6'da ve şu anda eğer biz o treni kaçırmamış olsaydık, havalimanına gitmiş olsaydık, havalimanı da kapalı olacaktı, biz sokakta kalıyor olacaktık. Dolayısıyla da yani bir yandan iyi, bir yandan garip yani. Hiçbir şey için şu anda isyan etmiyorum ama hani keyfimiz yerinde diyemem ama olması için çaba sarf ediyoruz. Buradan Milano'ya uçacağız. Nasipse sabah 6'da. Sabırla bekleyeceğiz burada. Öyle. Tipim bir şey oldu ama Elif. Arkadaşlar bizi alışveriş merkezinden çıkarttılar. Ay hızlıca susuyordunuz. Ne diye konuşmaya başladınız. Saat 1'e geliyor. Değil mi? Çok yorgun. Burada bizimle birlikte bekler. 1-2 insan daha var. Uyuyamamaktan mahvoldum.
şey diyecektim. AVM'den bizi çıkarttılar. Biz de burada McDonald's varmış. Oraya geldik, oturduk. Sıcakta uyumaya çalışıyorum ama uyuyamıyorum çok. Annem, bak annemden beklenmeyecek hareket yazmış ki bana. Anneciğim öğrencilikte ölür öyle şeyler. Oha çok iyi. Annem ama bu sırada gece uyuyamıyor. Öyle. Annem beni yatıştırıyor. Annem sabah namazında ama 15 kere dua edecek. Biz arkadaşlar bütün McDonald's ekibi olarak burada gece 3 otobüsünü bekliyoruz. Oturduğumuz yeri siliyoruz. Herkes bize bakıyor. Saat 1'i çeyrek geçiyor. Biz şimdi erken çıkacağız çünkü burada bir sürü insan var. Tam saat 3'te kalkacak ama 2'de gibi söylentiler de dolanıyor burada. Belli olmaz. O yüzden bir saat erkenden gideceğiz. 1 saat, 1,5 saat. Biraz oralarda takılacağız. Öyle. Arkadaşlar şimdi çok epik anlar yaşıyoruz. Bir daha bulunması imkansız anlar yaşıyoruz. Şu anda iki Asyalı arkadaşımızla birlikte otobüs durağına doğru yolculuk yapmaktayız Elif Hanım'la. Ve az önce bizim çıkarıldığımız AVM'nin içerisinde bir tane adam gördük. Adam muhtemelen saklandı güvenliklerden ve şu an her yer kilitli olduğu için çıkamıyor. Çok epik bir andı. Ve bizim hakkımıza gelmişti saklanırız falan diye ama sonra üstümüze kilitlerlerse bulamayız falan diye düşünmüştük. Gerçekten çok korkunç bir andı. Allah hayırlısı, otobüsümüze bir de binersek. Birileri daha geliyor. Herkes geliyor otobüse. Paris'in nasıl bir yer olduğunu bizden duysunlar. Şimdi Elif'e demişler ki buraya gelmeden önce çok soğuk Fransızlar demişler. Vallahi biz öyle bir şeyle karşılaşmadık. Bize dünya tatlısı insanlarla karşılaştık. Kime ne sorduysa bu arkadaştan duyuyor musunuz? Valla yani. İngilizce bilmese bile yardım etmeye çalıştı. Gerçekten. İyi insanlar. Bir ara yol bulamamıştık arkadaşlar. Metroda kaybolmuş. Hani İngilizce bir şekilde sorduk. Kalktılar, bize yardım ettiler. Böyle açıyorlar, Maps'ten bakıyorlar falan. Buraya bineceksiniz, şuraya bineceksiniz. Yani bizden çok bizim varmamız için savaş verdiler yani gerçekten. Bir tane fırında Türk bir kadınla karşılaştık. İnanılmaz tatlılar. Yani biz bilmiyorum, ben şu anda Paris benim çok güzel bir anım olarak kalacak gerçekten. Şey, Türkler gibi yardımcı oldular. Yani Türkiye'de de evet. İngilizce bilmeyenler bir şekilde yardım etmeye çalışıyor. Evet. Burada da öyleydi yani. Herkes gerçekten yardım etmeye çok çok güzeldi. Paris gezisi benim için çok güzeldi. 3 günde bir sürü yer gezdik bir kere. Sadece şu havalimanlarının saat 4'e kadar kapalı olması, saçmalığı kaldırması evet. Mükemmel olur. Saat gece 2 uçuyor, geliyor. Otobüsümüz hala gelmedi. Gelmedi. Çok daha soğuk hava. Hava daha çok soğuk. Burada bir çocuk var. Sürekli konuşuyor. Artık yeter. Ne oluyor gene? 30 bin alatmışız yine. 30 bin mi? Arkadaşlar biz 2 gündür 40 bine yakın adım atıyoruz. Bakın 40 bin. 3 gün oldu kız, 3 gün. Bu 3. gün, bugün de 30 bin atmışız. Hatta öğlen dedik 15 bin adım atmışız. Bakın sadece Lourdes'da 15 bin adım atmışız. Ondan sonra dedik kondisyondan düşmüşüz. Hadi yürüyoruz dedik. Bir de eve yürüdük. Yürüdük. Bir de 40 dakika. Evden metroyu bulduk. Bir de evden. Aynen. Ondan sonra evden metro yürürken bize dınk diye dank etti. Meğersem bizim havalimanı farklı. Kız biz havalimanına gidince fark ettiğimizi düşünelim. Bizim orada fark ettiğimizi düşünelim. Ağlıyorduk orada. Biz sen kalk tekrardan geri gel trenle Allah. Neyse kötüsünü düşünmüyoruz. Şu anda bulunduğumuz konuma şükrediyoruz ve falan filan şeklinde konuşma yapmak isterim size. Ya bunlar böyle hareket ediyorlar. Beni tedirgin ediyorlar. Bunlar böyle çok hareket ediyorlar. Neden belli etmeye çalışıyorum sana. Acaba kulaklığım nerede? Öyle arkadaşlar. Porte bagage au-dessus de vous. La ceinture de sécurité est obligatoire. Oturduğum yere bir göster bakalım. Çantamın içine atıyorum ve her tarafım çanta dolu. Kamuflajım nasıl?